Merhaba. Sevgili yüreğliler, hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir iftar programı için buradayız. Bugün ikisi Osmaniye'de, dördü Adana'da olmak üzere altı siyasi programda konuştum. Burada iftar sofrasından önce siyaset konuşacak değilim. Öncelikle Ramazanınız kutlu olsun, mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlısıyla bayrama hep birlikte ulaşmamızı nasip etsin. Burası Yüreğir. Ben bugün Osmaniye'de, Düz içinde, Ceyhan'da, Seyhan'da, sonra ardından sevgili Zeydan Karalar'ın aday tanıtımı için Çukurova'da bulundum ve şimdi Yüreğir'e geldik. Yüreğir'de dediğim gibi siyaset için değil ama siyasi görüşüne göre kimseyi ayırmadan, Kürt demeden, Türk demeden, Laz demeden, Çerkez demeden, Alevi demeden, Sünni demeden, Yüreğir'in yoksuluna, emeklisine, emekçisine sahip çıkacak, benim geçmiş dönemlerde birlikte milletvekilliği yaptığım eli bol, gönlü bol, yüce gönüllü, Yüreğir'in sevdalısı, Adana'nın sevdalısı bir kardeşimin, Ali Demirçalı'nın bugün misafiriyiz. Bugün Ali Demirçalı'ya CHP'lilerden değil, bütün Adanalılardan, Adana'daki her siyasi görüşten insandan o istiyorum ki Ali Demirçalı'nın bir makama, bir mevkiye, bir arabaya, bir maaşa ihtiyacı yok biliyorsunuz. Onun alma zamanı değil, verme zamanı. Yüreğir'in yoksuluna, kimsesizine sahip çıkma zamanı. Eğer siz Ali Demirçalı'ya bu görevi verirseniz, bu Ali Demirçalı'nın iki tane omzu var. Bir omzunda böyle Zeydan Karalar'ın bir eli duracak. Aha, bir omzunda da Genel Başkanı Özgür Özel'in eli duracak. Son olarak sözü uzatmadan bir hususa dile getirmek isterim. Ramazan sadece aç kalmak değil, susuz kalmak değil, iyi ahlak demek, güzel konuşmak demek, sadece ağzın orucu değil, dilin orucu var, kulağın orucu var, kalbin orucu var, zihnin orucu var. Dilin orucu kötü söz söylememektir. Kulağın orucu kötü konuşulanı duymamak, dedikoduya kulak vermemek, yalana inanmamak, iftiraya kanmamaktır. Zihnin orucu iyi şeyler düşünmek, iyi şeyler hayal etmek, kem düşünceye asla fırsat vermemektir. Kalbin orucu ise kalbin dayanmayacağı kötülüklere karşı sessiz kalmamaktır. Bugün Filistin'de İsrail'e Hamas'ın yaptığı bir saldırıdan sonra Filistin maalesef İsrail'in saldırısı devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria'da zulüm vardır. Ramallah'ta zulüm vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yasar Arafat'la dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında Filistin'deki barışın savunucusuyuz. Özgür Filistin'in savunucusuyuz.
1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz ve bugün için Filistin'deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz. Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan'adır. Sayın Cumhurbaşkanı, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız halen daha İsrail'le deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez, kan durmaz. İsrail'le ticareti durdurun, Filistin'e sahip çıkın. Çağrımız Adana'dan, çağrımız budur. Yüreğinin güzel insanları, hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bayramda sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde, güneşli günlerde, yoksulluğun yönetildiği değil, yok edildiği günlerde kardeşçe yaşamayı ümit ediyorum. Ali Demirçalı'yı ve Zeydan Karalar'ı sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve iftar